Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir sorunumuz var. Bunu anlatacağım. Bu kasa gördüğünüz gibi modelini birazdan bahsederim. Modeli zaten önemli değil. Kasanın içinden zızızız böyle vurma sesi çıkıyordu. Fan sesi. Aşırı miktarda fan sesi. Yaklaşalım istersen. Şöyle gösterelim hemen. Bu bilgisayarı biz şimdi söktük. İçindeki şu UPS'ini söktük. Ama siz hani ben en başından anlatmak istemedim. Zaman kaybı olmasın diye. Sesin ilk önce nereden geldiğini tespit etmek için fanların hepsini deneyerek sorunun çözümüne ulaşmayı denedik. Yani şu şekilde bir fan sesi var ortada ve demire sürtüyor. Keşke en başında bir onu da kısa bir video şeklinde gösterseydim. Kasanın içinden aşırı miktarda fan sesi geliyordu. Yani normalde bir fan sesi vardır. Dız diye öter. O halin çok önemli değildir. Fan sesidir. Bildiğimiz kasanın içinden çıkan. Ama bu aşırı miktardan elektrik süpürgesi gibi ses çıkarmaya başlamıştı. Onun için hatanın hangi fanın olduğunu bulabilmek için ilk önce şuradaki bir fanımız var. Hemen şurada istersen buradan da gösterebiliriz. Burada içerideki havayı dışarı çıkarmaya yarayan bir fanımız var. İlk önce bunun kablosu şuraya bağlanıyor. Bunun kablosunu söktüm. Şu kabloyu söktüm. Tabii şu UPS takılıydı. Şu anki UPS söktük. Şurada normalde UPS'imiz vardı şu bölgede. Bilgisayarı çalıştırdık. Yani ilk siz ilk hata meydana gelir gelmez şöyle yapın. Buradaki fanın bir fişini sökün. Çalıştırın. Baktığınız bu fandan değil. Hala ses geliyor. Bunu yerine takın. Daha sonra kapatın. Tabii bu işlemleri sökerken kapalı yapın. Bilgisayarınızı tekrardan kapatın power tuşuna basarak. Daha sonra bu fanı da sökün. Bu fanı takın ama geri. Daha sonra baktınız bu fandan da değil yine ses geliyor. Ondan sonra bilgisayarın son kalan tek parçası UPS'tir. İçinde fan olan. O da şu şekilde. Şu şekilde bir UPS'imiz var. Buradaki fandan kaynaklanıyordur. Biz de ne yaptık? Tabii kasanın içi biraz tozluydu. Şu şekilde bir aletimiz var bizim. Eğer sürekli bilgisayar işinizle uğraşıyorsanız bunu alın. Hava üfleyen bir alet. Zaten çok pahalı bir şey de değil. Eğer elektrik süpürgesi varsa onunla da yapabilirsiniz. Veya başka bir alet de bulabilirsiniz. Artık nasıl yaparsınız bilmiyorum. Ama kasanın içindeki genel bir tozu üflettirdik. Temizledik. Anakartın üstündeki tozları falan. Daha sonra bunu açtık. Bunun açılması biraz zor. Üstünden şu gördüğünüz gibi dünya kadar vida çıkıyor. Bu vidaları arkadaşımız da açtı. Daha sonra şunu tutan da bir vida var. Onu da açtı. Tabii bunu sökerken şöyle bir şey var. Şunun altında da vida var. Bunu sökmeyi unutmayın. Şöyle bazen etiketler oluyor. Yakınlaşırsak. Bu etiketlerin altındaki videoyu unutursanız çıkmaz. Güç kaynağımızı çıkardık. Güç kaynağımızın zaten bağlı olan bir anakarta bağlı olan şu kablosu var. Bu anakarta bağlanır. Şu HDD'ye bağlanır. Şu kablo. HDD'ye güç verir. Bir de anakartın üzerine bağlanan bu kablo var. Dörtlü. Yani şu ikisi anakartın üzerine giriyor. Şu ise HDD'yi besliyor. Yani bunların üçünü çıkartıyorsunuz. Kasayı tutan vidaları var. Onları da çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu elinize geliyor. Şöyle kapalı bir şekilde. Hani ben bunları sökerken de gösterirdim de gerek yok yani. Zaten basit şeyler. Vida söküyorsunuz. Bir de söktüğünüz vidalara dikkat edin. Boyutlarına ayrı ayrı koyun her vidayı. Hani mesela ilk çıkan vidayı bu şekilde koyup daha sonra çıkan vidaları bu şekilde koyarsınız. Daha sonra çıkan vidaları bu şekilde. Daha sonra vidalamaya başladığınız zaman en son bu vidaları çıkarmışsınız. İlk bunları vidalarsınız. Daha sonra bunları, daha sonra bunları, daha sonra bunları vidalayacak şekilde vidalarsınız. Fanı da söküyoruz. Fanında 94 tane vida vardı. Arkadaşlar fan olayımız şu şekilde bir fanı gördüğünüz zaman bakın burada da bir fan var şunun üstünde. Şurada da bir etiketi vardır. Gerçi bunda yok ama diğer tarafındadır. Alt tarafında. Alt tarafında bir etiketi var. Gördüğünüz gibi bir etiketi görünüyor şu an. Burada da bu etiket var. Fanın olayında şurası böyle düzdür. Arka tarafında etiket vardır. Bu etiketi kaldırıyorsunuz ama çok yırtmayın. Bunu yırtmamaya özen gösterin. Şöyle bir şey ben kaldırayım. Karga bu ürünüyle. Ben biraz çıkarmıştım ama. Biraz geri alalım seni. Şu fanın üstünde tutan etiketi şu şekilde kaldırıyorsunuz. Etiketi. Eğer fanınız ses yapıyorsa bunun olayı budur. Bunu sökeceksiniz. Daha sonra içinde şu şekilde bir vida var. Şey var. Plastik var. Var bizim. Bu vida setinde şu düz torna vida olan ucun birisini alıyorum. Takıyorum. Elinizde düz torna vida varsa o da olur. Şunu çıkartmanız lazım. Buraya ben WD-40 sıkacağım. Yağ dolu. Bir damla yağ da damlasınız olur. Bunu çıkartıyorsunuz. Şuraya bir biraz yırttık ama. Şunu düzgünce çıkarın. Şu içine fanların hepsinden aynıdır arkadaşlar. Tüm fanlarda bu şekilde bir plastik vardır. Üstünde şu vardır yapışkan. WD-40 tüm olayı çözüyor. Şu gördüğünüz sprey. 20 lira filandır. Size ev kullanıcısıysanız ömür boyu idare eder.
Hani bu elinizde yoktur. Herhangi bir yağda damlasınız olur. Sıvı gres var. Sıvı gres de vardı. Ben sıvı gres pek kullanmayı sevmiyorum. Yapışıyor kalıyor çünkü nereye sıkarsan. Bu biraz daha akıcı. Hem pas dökücü özelliği hem de yağlama özelliği var bunun. Genel olarak pas dökücü olarak geçer. Şunu takamadım ama bir türlü. Bu şekilde gördüğünüz gibi ucunu taktım. Sallıyorsunuz bir önce VD40'ı. Dediğim gibi hem pas dökme hem yağlama özelliği var. Biraz sırsayabilirse az sonra. Sıktığınız zaman emecektir hepsini. Bu VD40 bunun daha iyi şey yapmasını sağlıyor. Tabi buralara gelmesin. Kısa devrede yaptırabilir bu VD40. Çıkmıyor bu şeyimiz. Fanımız. Şu kısma da çok az bir VD40 sıkıyorum. Az dedik ama bayağı doldurduk içine. Ya bu VD40 olayını çözüyor bunun. Ses çıkarma. Daha iyi dönmesini sağlıyor. Bu arada hani fandan ses çıkıyor diye illa bunu yalamanız gerekmeyebilir. Bakın düzgün dönüyorsa, yavaşlamıyorsa. Tabii eskiyse 4-5 senenin üstüne çıktıysa bilgisayarınız. Fanlarda bir toz birikmesi olur. Hava üflersiniz. Daha sonra VD40'ı sıkarsınız veya farklı bir yayla. Şu plastiği kaldırırsınız. Plastiği geri takacağım. Plastiğimiz burada. Şu plastiği buraya geri takıyorum. VD40'ımızı da sıktım. Şunu da şuraya yapıştırıyorum. Bu bunu tutmayacaktır tekrardan. Çünkü bu bir kere söküldüğü zaman tutmuyor. Bunun da böyle bir sıkıntısı var. Ama şöyle olacak. Şu tam buraya geldiği için şu an kasamızın montajı bitti. Ben o kısımda videoyu durdurdum. Hani uzamasın diye. Yani ilk önce denediğimiz şey neydi? Şu fandan mı geliyor? Bu fanın şuradaki kablosunu çıkardık. Bu fanın kablosu. Şuradaki fandan gelip gelmediği için bunun kablosunu çıkardık. Buradan mı geliyor diye bunun kablosunu çıkardık. En son ikisinin de kablosu takılı olmadığı halde sesimiz geliyordu. Sıkıntının güç kaynağı üzerindeki fanda olduğunu anladık. Çünkü güç kaynağından geliyordu ses. Başka fan yoktu. Yani kasanın içinde gördüğünüz gibi başka fan yok. Ekran kartının içinde bir fan var. Anadolu o kadar ses yapmaz. Ekran kartının üstündeki fan. Şu an alttan görünmüyor ama şöyle göstereyim. Ekran kartının üstünde de bir fan var. Hani VD40'ladık. Videonun zaten başında izlemişsinizdir. O kısımda gereken işlemleri yaptık. Kasanın kablolarına bağladıktan sonra şimdi kasamızı çalıştırıp ses geliyor mu gelmiyor mu diye tekrar kontrol edeceğiz. Şu an kasa açıldı. İçinden gelen bir ses var. O da büyük ihtimalle şu fanlardan geliyor ama şu an UPS'ten herhangi bir güç kaynağından herhangi bir ses gelmiyor. Şöyle çevirelim. Kasamızı bu şekilde çevirdiğimiz zaman diğer gelen seslerin de kesildiğini duyacaksınız. Çok bir ses gelmiyor. Hani bunun üstünden gelen bir ses var. Bir de ekran kartının fanından gelen ses var. Ama ilk başta gelen ses şu an tamamıyla kesildi. İlk başta gelen sesi hani şu videonun en başında başlatırken en başında göstermedik ama elektrik süpürgesinden çıkar gibi bir ses çıkıyordu. VD40 tamamını çözdü. Hani gelen ufak bir ses var. Onu da çözmek için şu diğer fanların da çıkarılıp VD40'lanması gerekiyor. Ama şu an için gerek yok ona. Videomuz bu kadar. Yani çözemediğiniz bir sorun olursa videonun yorum kısmında da sorularınızı sorabilirsiniz.